Merhaba, iyi günler. IŞİD konuşuyoruz. IŞİD'i Türkiye'de en iyi bilen isimlerden Profesör Serhat Erkmen konuğumuz. Kendisiyle son 28 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşen kilise saldırısından hareketle IŞİD'in dünyada ve Türkiye'deki durumunu ele alacağız. Serhat Bey, merhaba. Merhaba. Sizin yeni bir yazınız çıktı. Ne Horasan örgütü ne Türkiye vilayeti IŞİD saldırısı bir yalnız aktör eğilimi diye çok çarpıcı, çok kapsamlı bir yazı. O yazının spotundaki sorular aslında benim size sormak istediğim sorular. Kilise saldırısını düzenleyenler kim? Türkiye'de IŞİD hakkında ne biliyoruz? Nasıl bir yapısı var? IŞİD nasıl bir dönüşüm geçirdi? Horasan vilayeti, Türkiye vilayeti gibi kavramların anlamı ne? Gelecekte nelere dikkat edilmeli? Evet, bunların her biri çok önemli sorular ama maalesef daha önceki deneyimlerimden de biliyorum. Türkiye'de IŞİD konuşulmak istenen bir şey değil. Daha önce El-Kaide böyleydi. Genellikle eylemleri, saldırıları yaşanır, bir infial yaratır ve bir an önce unutulmak istenir. Daha önceki saldırılarda da öyle oldu biliyorsunuz. Ankara Garı olsun, şey olsun, Atatürk Havalimanı, Reyna saldırıları. 2 gün sonra unutuldu bütün bunlar. Şimdi biz unutmamaya çalışalım. Önce tabii ki 28 Ocak'ta gerçekleşen saldırı. Siz bunun IŞİD yanlısı ama organik bağları çok da kuvvetli olmayan, literatürde yalnız aktör denen kişiler olduğunu söylediniz ve bazıları da buna itiraz etti anladığım kadarıyla. Oradan başlayalım, sonra IŞİD nedir'e devam edin. Teşekkür ediyorum önce. Yani hakikaten çok haklısınız. Bu saldırı ve önceki saldırılar diğer terör eylemlerinde olduğu gibi çok kısa süre içerisinde unutuluyor, tüketiliyor. Ve bir sonraki oluncaya kadar da pek çoğumuzun dikkatinden uzaklaşıyor. Belki sadece terörizmle ilgili meselelerde değil, ülkemizin gündemindeki meselelerin çoğunda bunu yaşıyoruz. Yani çok çabuk gündem tüketiyoruz. Ama hayatımızı bu kadar derinlemesine etkileyen konularda belki daha dikkatli olmamız ve daha derinlemesine çalışmamız gerekiyor. Bu sadece güncel medya üzerinden yapılabilecek bir eleştiri değil aslında. Akademide de bu böyle. Yani hani Türkiye'deki IŞİD yapılanması üzerine kaç tane doktor tezi var ki? Örneğin kaç yıldır bu ülkede veya El-Kaide yapılanması üzerine. O kadar az ki. Bu anlamda baktığımız zaman hakikaten bilgi seviyemizin de ilerleyebilmesi için bu konuda biraz daha geriye çekilip geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor. Fakat sizin sorduğunuz sorudan hareketle son eyleme odaklanayım. Sizin de isabetle söylediğiniz gibi benim düşüncem, en azından benim kanaatim, bunu anlatabilecek bir sürü şey de söyleyebilirim, detay verebilecek. Benim kanaatim, evet bu eylemi zaten IŞİD'çiler yaptı, buna bir şüphe yok. Ve zaten hani güvenlik güçleri açıkladı, İçişleri Bakanı açıkladı, o örgüt tarafından gerçekleştirildiğini, yakalandı zaten eylemi gerçekleştiren teröristler. Dolayısıyla eylemi IŞİD'in yapmış olduğuna hiçbirimizin bir şüphesi yok. Fakat bir eylemin gerçekleşme sürecinde yaşananlar, öncesi, sonrasındaki gelişmeler, hareket tarzları filan baktığımız zaman aslında bunların yani teröristlerin şeyleriyle, örgütlerle ilişkisi hakkında pek çok şey söyleyebiliriz. Ha, şunu diyebilirsiniz başlangıçta. Ya ister yalnız aktör eylemi olsun, ister örgütlü olsun ne fark eder? Ben çok şey fark eder. Yani bir örgütün bir ülke içerisindeki yapılanmasını anlamadan, hedeflerini anlamadan ondan gelebilecek tehdidi de anlayamazsınız, tehdidi de savuşturamazsınız. O yüzden bunun yalnız aktör eylemi mi olduğu yoksa gerçekten bir örgütün bir kulüp tarafından bir emir komuta zinciri çerçevesinde gerçekleştirilen bir eylem mi olduğu bence çok fark eder. Birincisi bu. Neden yalnız aktör eylemi? Şimdi ben bir araştırmacı olarak, bir akademisyen olarak ki kayda çalışmaya başlayalı 20 yıldan fazla bir zaman oldu. Bu konu hakkında onlarca şey yazdım. Sizler de belki okumuşsunuzdur bunları. Örgütün çok değişik hal ve tarzlarını inceleme fırsatım oldu kariyerim boyunca. Bazılarını çok yakından inceleme fırsatım da oldu. Şunu söyleyebilirim. Şimdi bakın bir eylemde eğer emir yani talimat, silah, lojistik malzemeler,
eylemi gerçekleştiren hücrenin maddi imkanı, yani parası, kalacak yeri gibi unsurlar doğrudan bir hiyerarşik bağ içerisinde iletilmiyorsa ve teröristler etkilendikleri ister online, yani çevrim içi, isterse girdikleri bir takım toplantılar neticesinde radikalleşerek belli bir hedefe kendi düşünceleri çerçevesinde yönelip de saldırıyorlarsa bu yalnız aktör eylemidir. Şimdi şu ana kadar pek çok şey yazıldı, çizildi, anlatıldı vesaire. Bu anlatılanlar bize hep bir sene önceki hikayeleri anlatıyor. İşte orası vilayeti böyleydi, Türkiye vilayeti böyleydi. İşte o zaman adam o şuydu, bu buydu. Şu ana kadar bize söyleyenler arasında, en azından açık kaynağı yansıyanlar arasında bir yıl önce Türkiye'de aktif bir biçimde faaliyet gösteren ve büyük ölçüde çökertilmiş olan yapılanmayla bu teröristler arasında doğrudan bir bağ olduğunu gösteren, yani işte silah verme, emir verme, finans sağlama, barınma alanı sağlama, lojistiğini sağlama, bir yerden bir yere ulaştırma gibi ya da bir yapının içerisinde ortaklaşa yer alma gibi şeylere baktığınız zaman bunların hiçbirinin olduğunu görmüyoruz. O zaman bunlar yoksa en azından terörizm literatüründe bunun adı bu örgütün ideolojisinden esinlenmiş, bu örgüt adına eylem yapma niyeti barındıran ve kendi geliştirmiş olduğu imkan ve kabiliyetler çerçevesinde onun adına terör eylemi gerçekleştiren bir grup olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla ben bu nedenle bunun bir yalnız aktör eylemi olduğunu söyledim. Bakın tekrar ediyorum, şu ana kadar bir haftadan uzun bir süredir o eyleme ilişkin bir takım veriler yayınlandı, fotoğraflar yayınlandı. Türkiye'deki Horasan vilayeti veya Türkiye vilayeti denilen şeylere ilişkin bir takım belge şeyler, bilgiler paylaşıldı. Fakat bu bilgilerle bu eylemciler arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösteren, organik bir ilişki, doğrudan ve organik bir ilişki olduğunu gösteren herhangi bir şey yayınlanmadı. Burada şöyle bir husus var tabii. Horasan göndermesi daha çok Orta Asya'ya ve Afganistan'a yapılıyor ve yakalanan kişilerin, teröristlerin Orta Asya, Rusya birisi ama belli ki diğeri Tacikistan. Oradan olmasından hareketle bu akıl yürüttürüldü belki. Şunu sormak istiyorum. Aslında Reyna Saldırgan'ı da öyleydi de biz IŞİD denince... IŞİD denince aklımıza ilk olarak tabii ki Suriye, Irak'tan insanlar geliyordu ama son dönemde Türkiye'de belli bir süreden beri IŞİD denince akla genellikle Tacikistan, Özbekistan gibi Orta Asya kökenli Rusya gibi ülkelerin vatandaşları geliyor. Bu Suriyelilerin olmadığı anlamına gelmiyor tabii ama bunların bu kadar öne çıkıyor olması nedendir? Şimdi şöyle başlayayım Uşan Bey, müsaadenizle önce bir hatırlatmayla başlayayım. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ilk kez KHDC'lere ve IŞİD'cilere, daha o zaman IŞİD hemen henüz bilinmiyordu, kurulmuştu ama çok da ön planda değildi. Herkes KHDC diye konuşuyordu. Siz de çok iyi hatırlarsınız bu dönemde. 2014 yılında Amerikalıların Suriye'de yapmış olduğu ilk böyle hava operasyonu, yani KHDC'ye yönelik hava operasyonu gerçekleştikten sonra uluslararası basında, yani dünyanın bilinen önde gelen Amerikan gazetelerinde bir takım haberler yayınlandı. Ve sonra bu haberlerden yararlanarak, etkilenerek, yararlanarak artık her neyse, Türk basınında da aynı bilgiler bir miktar değiştirilmek suretiyle yer almıştı. Neydi bu? Eminim ben hatırlatınca siz de anımsayacaksınız. El-Kaide'nin özel kuvvetleri, özel ordusu sayılan Horasan ordusu denilen şey Suriye'de vuruldu denilmişti. Bilmiyorum anımsayabildiniz mi bunu? Evet. 2014 yılında. Hatta bu haberler o zaman epey konuşulmuştu. Denildi ki Amerikalılar geldi, El-Kaide'nin böyle bir Horasan ordusu diye bir şeyi var. Bu Horasan ordusu Suriye'de faaliyet gösteriyor. Bunlara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bunun da başında bir Yemenli vardı o zaman. Bakın unutmayın bunu da. Muhsin El-Fadli. Muhsin El-Fadli de öldürüldü denildi. O zaman bir sürü bu yaklaşık bir ay kadar filan yazıldı, çizildi. Sonra ne oldu? Sonrasını ben anlatayım size. O operasyonda, yani Amerikalıların vurup da ortadan kaldırdığı düşündüğü Horasan ordusu adlı Horasan ordusu yönelik operasyonda herhangi bir Orta Asyalı'nın ya da Muhsin El-Fadli'nin öldürülmediği ortaya çıktı. İdlib'de, Sarmada yakınlarında,
tamamen Türklerden oluşan bir grubun bulunduğu bir büro, bir ofis ya da neyse işte bir toplanma alanının hedef alındığı. Öldürülenlerin bunlar olduğu. Bunların da Horasan ordusu filan diye bir şeyle alakası olmadığı ortaya çıktı. Nitekim o dönemde Muhsin Fadli'ye öldürüldü denildikten bir sene sonra Muhsin Fadli gerçekten öldürüldü. Yani adam o zaman da öldürülmüştü. Şunu söyleyeyim. O dönemde de Horasan lafı kullanılıyordu. Daha Enes IŞİD'in Horasan örgütü çıkmadan önce El-Kaide'ye bağlı bir Horasan ordusu, Horasan Birliği denilen bir yapının olduğu, Amerikalılar tarafından bunun vurulduğu basında, Batı basınında yer aldıktan kısa bir süre sonra oradan tercümeyle, aktarımda bilmem neyle getirildi bizim önümüze. Dendi ki işte Horasan ordusu diye bir şey var, gitti bunlar vuruldu. Fakat ortaya sonra çıktı ki ne Horasan ordusu diye bir şey var, ne vurulanlar Orta Asyalı, ne de aslında o gün öldürüldüğü söylenen adam öldürülmüş. Şimdi ben bu konuda dışarıda yapılan bir takım yayınların peşine takılmayı hem çok tehlikeli, hem çok gereksiz, hem de yanlış yönlendirici olarak görüyorum. Birincisi bu. Şu anda da benzer bir durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim size. İkincisi, hatır siz de az önce kısaca belirttiniz. Maşaripov, Reyna eylemini gerçekleştiren terörist yakalandıktan sonra hiç kimse Horasan'ın fikrinde miydi? Oysa ki Özbekistan'da. Hatta havaalanı saldırısını hatırlarsanız onlar da Dağıstan kökenli Rusya vatandaşlarıydı. Evet. Bu arada da anda baktığınız zaman o zaman da Horasan ordusu falan diye bir şey konuşulmadı. Peki nedir bu hikaye? Bakınız ben size bunu özetlemeye çalışayım. Şimdi IŞİD denilen yapı belli bir dönemde yani 2014-2017 yılları arasında Suriye ve Irak'ta İç savaştan merkezi otoriteleri yıkılmış olan devletlerin toprakları üzerinde ortaya çıkan, orada bir devlet olma iddiasında bulunan, belli bir süre bu iddiayı yerine getirebilmek için bir takım idari teşkilatlanmalar geliştiren, sonra uluslararası koalisyonun ve bölge ülkelerinin operasyonlarıyla ortadan kaldırılan bir yapıya dönüştü. Hatırlarsanız eğer IŞİD böyle bir Irak ve Suriye'de ortaya çıktığı dönemde ona bir takım dünyanın farklı yerlerinden yerel örgütler biat ettiler. Dediler ki biz de artık sendeyiz. Fakat El-Kaide'yi araştıranlar bilirler ki bu yeni bir şey değildir. El-Kaide ilk olarak 98 yılında Usame Bin Laden'in liderliği dönemindeyken yani ilk kuruluş bildirgesini ilan ettikten sonra bilmiyorum bu kadar detaya girmeme gerek var mı ama hatırlıyorsanız El-Kaide denilen örgüt Haçlılara ve Yahudilere karşı bir kuruluş, bir kurtuluş bildirgesi gibi bir şey, savaş bildirgesi gibi bir şeyle ilan edilmişti. El-Kaide'nin kurucu metni oydu. Öncesinde örgütün yapısı vardı ama onu 98'de bildiğimiz El-Kaide'yi dönüştüren şey oydu. Sonra Kuzeybatı Afrika'dan yani ya da Kuzey Afrika'dan, efendim Doğu Afrika'dan, Asya'nın belli bölgelerinden bir takım yerel gruplar kaptırır El-Kaide dediler ki biz sendeyiz. Artık senin parçanız. Hatta Irak'ta işgalden sonra Irak El-Kaide'si filan kuruldu. Sonra ne oldu? El-Kaide merkezi otoritesi zayıfladıkça bunlar kendi gündemlerine geri döndüler. El-Kaide'nin bağları artık tamamen kopuk hale geldi. Ve biz bu hikayeyi 2014-2016 arasında IŞİD örneğinde yeniden yaşadık. İşte Afrika'da, Asya'da, Orta Asya'da sizin az önce belirttiğiniz örnekte olduğu gibi bir takım örnekler, bir takım yerel yapılar, yerel terör örgütleri dediler ki biz artık şeyin parçasıyız. IŞİD'in parçasıyız, halifeye bağlıyız ve bundan sonra sadece bu Irak ve Suriye'deki hani, idari teşkilatlanmadan kaynaklanan vilayetleri yok bunun, dünyaya yayılmış olan bir yapısı var. Orada da onları biatlarını yeniledikten sonra yerel önderleri oranın yöneticileri oldular. Şimdi Horasan vilayeti dediğiniz şey, sizin sorunuza tam buradan geliyorum. Biraz geniş girdim ama bu yapının anlaşılabilmesi için bunların bilinmesi lazım. Bu Horasan vilayeti dediğiniz şey bu süreç içerisinde 2015 yılında Afganistan'da kurulan bir yapı. Ve kuruluşu itibariyle Özbekistan İslami Hareketi'nin içerisinde Afganistan'da kalan koluyla Pakistan Talibanı'nın bir araya gelmesinden olmuş. Bir kere öyle sadece Orta Asyalılardan filan ibaret bir örgüt değildir. Onu yazalım bir kere. Hatta gazını söyleyeyim ben size.
Özbekistan İslami Hareketi o dönemde ikiye bölünmüştü. Afganistan'daki konunun bir kısmı Suriye'ye çatışmaya gelmişti. Suriye'ye çatışmaya gelen kısmı hiçbir zaman iş edebiyatı vermedi. Hep El-Kaide'ye bağlı kaldı. Yani o şeyin Özbekistan İslami Hareketi ile birlikte Orta Asya'dan gelen Tacikler, Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler, hatta bir kısmı Uygurlar. Bir kısmı Türkistan İslami Hareketi ile birlikte, ama bir kısmı onların içinden de buraya katılanlar var. Bunların Suriye'ye gelen kararı işe de gitmediler mesela. Dolayısıyla Horasan örgütü denilen şeyin kuruluşu budur. Sonra Afganistan'da belli bir dönem geliştirdi bu örgüt. İşte Amerikalıların çekilmeye başlama sürecinde kendisine bir alan buldu. Taliban'la kapıştı. Amerikalılarla çatıştı. Afganistan'ın belli bir coğrafi alanında kendisine bir şey tuttu, yer tuttu. Öyle söyleyeyim size. Orada bir örgütlenmeye gitti filan. Sonra 2021'den itibaren, yani Amerikalıların Afganistan'dan çekilmesine sürecinin başlayıp tamamlanması sürecinden sonra bu örgüt Afganistan'daki militan, Afganistan'da yerel kaynaklardan çok fazla destek alamamaya başladı. Çünkü Taliban bunları teker teker itti, kaynaklarını kesti ve gruplara katılım azaldı. Fakat bir takım yerel şartlar nedeniyle Özbekistan'dan, Tacikistan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan böyle küçük küçük oranın kendi süreci içerisinde, kendi yerel dinamikleri içerisinde ortaya çıkan radikal selefi militanlar Horasan örgütüne kaymaya başladılar. Horasan örgütü de Afganistan'da eylem yapma kapasitesi 2021-22'de filan yüksekti, ama 23'ten itibaren, özellikle 23'ün başlarından itibaren örgüt neredeyse Afganistan'da eylem yapamaz hale geldi. Peki ne burada oldu? Araya girip bir şey sorabilir miyim? Son Kirman'da yapılan saldırı, İran'da yapılan intihar eylemleri, Kasım Süleymani'nin yıl dönümünde, o da bildiğim kadarıyla Horasan IŞİD üstlendi ve Horasan örgütüne bağlandı. Hatta ölenlerden birisinin, saldırganlardan birisinin de Tacikistan'da olduğu saptanmıştı. En son baktığım ikincini bilemiyorum ama birisi, o Horasan mıydı mesela, yoksa başka bir şey mi söz konusu? Şimdi şöyle, tam oraya geliyordum. Belki sözü fazla uzattım ama yani bu kadar detay veriyor ve anlatan çok az kişi var. Ben mi içimi döküyorum, sizin izleyicileriniz dikkatli olursa bu iş biraz daha iyi anlasınlar diye anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Şöyle söyleyeyim, bakın, örgüt Afganistan'da ve Orta Asya'da eylem yapamaz hale gelince dünyaya nereye yayılabilmek? Biliyorsunuz örgütler eylem yaparak propaganda yaparlar. Yani terörün en temel mantıklarından bir tanesi silahlı propagandadır, değil mi? Silahlı propaganda yapabilmek için bu örgütlerin eylem yapması gerekiyor. Bu da eylem sahasında bulunduğu Afganistan'dan dünyanın diğer bölgelerine yayılmayı tercih etti. Çünkü oralarda daha kolay eylem yapabileceğini gördü. Ya da harekete geçebileceğini gördü. O yüzden İran'daki eylem böyle, Almanya'da, Hollanda'da gelişten hepsi gerçekleşmiyor bu arada. Yani eylem yapmaya çalışan bir takım küçük hücreler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki 2023'ün başlarından itibaren kendi ortaya çıktığı alanda eylem yapmakta güçlük çeken örgüt, finans bulmakta da güçlük çeken örgüt, yayılma alanlarında, yani Rusya üzerinden Avrupa'ya, efendime söyleyeyim, tekrar İran'a, çünkü doğrudan Afganistan'a geçemeyince, yani Orta Asya ülkelerinden Rusya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'dan işte İran üzerinden Afganistan'a gidiyor militanlar falan böyle. Çünkü doğrudan gidemiyor. Böyle söyleyeyim size. Diyeceksiniz ki ya o zaman Özbekistan'dan Afganistan'a gidebilmesi için bu güzergaha mı ihtiyacı var? Evet. Bu güzergaha ihtiyacı var. Çünkü kendi ülkesinden o tarafa doğru hareket ettiği anda başka bir şeye giriyor. Ailesi ve silsilesi. Başka bir izleme ağına giriyor. Batı'ya gittiği zaman çalışmaya gidiyor diyor, işte işçi olarak gidiyor falan. Bunu ailesini ve orada kalan geri kalan yapıyı koruyabilme durumu ortaya çıkıyor. Yani 2023'ten itibaren bu örgütün kendi ortaya çıktığı alandan ziyade başka yerlerde eylem yapma arayışına girdiğini görüyoruz. Neden bunu yapabiliyor? Çünkü hali hazırda aktif olabilen, belli bir yerde tutunabilen, belli bir sayıda eleman temin edebilen IŞİD'in geri kalan yegane parçası bu. Bu Suriyelilerin, Iraklıların örgüt içerisinde yok olduğu, zayıfladığı anlamına falan gelmez. Sizin sorunuzun son kısmı da buydu.
Bakın Türkiye'de bile yakalanan örgüt mensuplarına baktığınız zaman, mesela sadece 2023'ü dikkate alın, milliyetlere göre ayırdığınız zaman Türkiye'de yapılan IŞİD operasyonlarında yakalanan militanların, örgüt üyelerinin ya da işte ilk saklılarının arasında uyruklara göre ayırdığınız zaman bir numara Suriyeliler, iki numara Iraklılar. Yani öyle bir şey oluştu ki şimdi sanki şey bitti, bütün o bu yapı filan tamamen bitti. Örgütün içerisinde belki çok daha geride gelen Tacikler, ne bileyim Orta Asya ülkelerinden gelenler filan bu işi domine ediyorlar. Şimdi hayır. Eylemlilik bir tarafa kaydığı için görüntü o. Şimdi IŞİD'in savaş konseyine bakarsanız, liderine bakarsanız, lider yardımcılarına bakarsanız, sözcülerine bakarsanız bunlar uzun süreden beri hala Suriyeli ve Iraklıdır. Arada nadiren diğer yerlerden gelenler olurlar. Şimdi burada zaten şeyi sorabilir miyim? Bu Türkiye'de çok ciddi operasyonlar yapıldığını söylüyorsunuz. Açık kaynakları çok sistemli bir şekilde taramışsınız. Çok ciddi operasyonlar, çok ciddi engellenen saldırılar. Mesela bir tanesinin bir AVM'ye yapılması dışına saldırı belki de en büyük, dünya çapındaki en büyük katliamlardan birisi olabilecekti diyorsunuz. Mesela ben bunu açıkçası okuyunca Allah Allah bu nereden çıktı diyor dedim. Yani mesela bu çok önemli bir bilgi. 2017 şey. Yılı Ruşan Bey, 2017 yılı bizim hafızalarımızda artık şimdi 7 yıl maalesef böyle bir gündem içerisinde bazı şeyleri dikkatimizi çekmeyebiliyor. Forum AVM'ye son derece organize bir saldırı terör eylemi gerçekleştirilecekti. Ve yani onun engellenmesi gerçekten çok önemli bir başarıydı. Bazen yaptıklarımızı doğru düzgün anlatamama problemimiz oluyor Türkiye Cumhuriyeti olarak. Yani, peki burada şu tespitiniz var, şimdi tam cümleyi bulamadım ama şöyle bir şey diyorsunuz. Dünya çapında belki de en etkili operasyonların Türkiye'de olduğunu söylüyorsunuz evet. IŞİD'e yönelik. Şöyle söyleyeyim, bakın neden öyle söylüyorum biliyor musunuz? Bakın bir, bu örgüt dağıldığı zaman, yani Irak ve Suriye'deki varlığı sona erdiği zaman bu örgütün militanlarının birinci kaçış güzergahı Türkiye'ydi. Bu nedenle aslında binlerce kişi geçti Türkiye'de. Ve bugün veya dün bir yerde yine yayınlandı. Ben yaklaşık açık kaynaktan 20 bin bulmuştum. Kim yazdı hatırlamıyorum. Resmi kaynaklara dayandırmış. 21.500 civarında olduğunu yazmış. Demek ki ben de 3 aşağı 5 yukarı yaklaşmışım. Bu şeye yakalanan, daha doğrusu operasyonlar sonucu yakalananlara. Dünyada böyle bir rakam Irak dışında bir ülkede yok. O da zaten bu işin menbaı. Şimdi 20 bin tane kişiyi bu örgütle şeye olduğu için, ilişkisi olduğu için yakalıyorsunuz. Bunların önemli bir kısmını ülkelerine işte bir şekilde teslim ediyorsunuz. Aranızda karşılıklı olarak suçların ya da ikili uluslararası anlaşmalar varsa teslim ediyorsunuz. Bunun dışında kamuoyunun pek çoğunun farkına bile varmadığı bir sürü eylemi engelliyorsunuz. Şimdi oraya ben sadece bir takım bazılarını yazdım ama hatırlarsanız eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne yönelik bir eylem girişimi vardı, bu engellendi. Efendime söyleyeyim, Forum AVM eylemini siz de az önce hatırlattınız, bu engellendi. Bir de gündemde 30 saniyeliğine yer alan, işte haber bültenlerinde 30 saniyeliğine bir dakikalığına yer alan, fakat daha sonra işi dikkatli çalışıldığı zaman çok ciddi anlamlara gelen başka eylemler var. Mesela bakın benim çok önemsediğim engellenen şeylerden bir tanesi 2020'deki İstanbul'daki eylem. Yani bir otel odasında yakalanan bir terörist otomatik silahlarla ve şarjörlerle yakalandı. Böyle hani ah niyeti mi vardı filan değil. Yani LGBTİ bireylere yapılacak bir saldırı gerçekleştirilecek İstanbul'da. Şimdi bu tür bir eylemin engellenmesi hakikaten aslında örgütün içerisindeki örgütün niyeti hakkında çok ciddi bir şey veriyor. bize bilgi veriyor, bir anlayış veriyor. Nedir bu şey? Ya bu örgüt bu ülkede saldırmak istiyor. Saldırmaması diye bir şey yok, saldıramaması diye bir şey var. Bu kadar çok
Avrupa'da bakın bir yıl içerisinde Avrupa'da engellenen eylem sayısına bakın toplam olarak. Türkiye'de engellenen eylem sayısına bakın. Şimdi bu anlamda baktığınız zaman ha dersiniz ki o zaman evet Türkiye'de eşit denilen örgüt eylem yapmaya çalışıyor. Ama bunlar engelleniyor. Fakat eylem olduğu zaman hemen işte bu Horasan demek ki bunlar yaptı filan. Ya başka bir sürü dinamik. Burada şöyle bir hususu vurgulamama izin verin. Genellikle şöyle bir algı var. Türkiye IŞİD, El-Kaide gibi yapılar için çok değerli bir lojistik bir ülke. Çünkü geçişler yaşanıyor vesaire. Bu iddianamede de görüyoruz. Mesela sorumlu olan kişinin yaptığı daha çok gelen insanları karşılamak, barındırmak onlara ve insanlar diyelim ki Rusya üzerinden geliyor, oradan başka yere gidiyor vesaire. Ve bu lojistik üste zarar vermemek için çok da dikkat çekici eylemler yapmak istemiyor gibi bir perspektif çok, yaklaşım çok vardı. Ama siz diyorsunuz ki aslında yapmak istiyor ama yapamıyor. Ve hatta bir yerde diyorsunuz ki çok önemli bu. Öyle bir baskı uygulandı ki örgüt Türkiye'yi kendi literatüründe en küçük örgütlenme birimlerinden birisi olan tabur seviyesine indirdi. Şimdi ama burada şöyle bir soru var benim açımdan en azından. Türkiye topraklarında Suriyeli ya da Orta Asya'dan gelen Rusya vatandaşı ve hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup IŞİD'e sempatiyle bakan hatta doğrudan ya da dolaylı ilişki içerisinde olmuş olabilecek çok sayıda insan var. Ama bunun örgütlenmesi en alt düzeyde olan tabur örgütlenmesi. Burada bir benim tam cevaplayamadığım bir şey var. Bu tamamen devletin istihbarat birimlerinin üzerlerinde uyguladığı baskıdan mütevellit mi oluyor? İki nedeni var. Birinci nedeni sizin söylediğiniz. İkinci nedeni örgütün kendi kapasite kaybı. Bunu unutmayın. Yani IŞİD 2014'teki, 2017'deki IŞİD değil ki. Bu örgütü kuran ekip %90 aralığında öldürüldü. Amerikalılar öldürdü, Iraklılar öldürdü, bizi öldürdük, efendim Uluslararası Koalisyon'un diğerlerini öldürdü. Yani bu örgütü ortaya çıkaran veya yakalandılar, öyle söyleyeyim. Bu örgütü ortaya çıkaran, geliştiren, onu dünya çapında bir küresel bir terör örgütüne çeviren yapının önemli bir kısmı bir şekilde etkisiz hale getirildi. Şimdi siz çok iyi, uzun süredir terör örgütleriyle ilgilenen birisiniz. Takdir edersiniz ki örgütler şeylerde özellikle kaybettiklerinin yerine yenilerini koyma süreçlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanır. IŞİD gibi merkezi bir örgütlenme de bu sıkıntıları yaşıyor. Üst üste şimdi önce Ebu Bekir Bağdadi, sonra Ebu İbrahim, Ebu Hüseyin, Ebu Hasan, işte Ebu neyse. Bunların hepsi teker teker ortadan kaldırılırken, örgütün ana yapılanmasını ortaya koyan Hacı Bekir öldürülmüşken, efendime söyleyeyim böyle Lambari ortadan kaldırılmışken, Ebu Müslim bir şekilde etkisiz hale getirilmişken, Üstad Zahit yakalanmışken, yani şimdi örgüt düşünün 20 tane kritik adamı düşünün, 19 tanesi bir şekilde etkisiz hale getirildi. Şimdi o zaman bu örgüt Türkiye'de en kuvvetli veya dünyada en kuvvetli olduğu dönemdekiyle aynı seviyede performans gösteremez ki. Dolayısıyla iki tane nedeni var. Bir, Türkiye 2014 ile 2017 arasında bu örgütten öyle çok zarar gördü ki bir şekilde bununla baş etmeyi öğrendi ve bu nedenle eylemlerini engelleyebiliyor. İkincisi, örgüt eski örgüt değil, çok farklılaştı. İmkanlarını yitirdi. Lider kadrosunda çok ciddi değişiklikler oldu. Aralarındaki iletişim eskisi gibi değil. Çok güçlü iletişim kurabiliyorlar. Bütün bunları düşündüğünüz zaman ikisini bir arada düşünmek lazım. Bir, örgütün üzerinde yapılan baskı. İki, örgütün kendi dezavantajları ve kayıpları ile birlikte. Yani bu şekilde özetleyebilirim sorunuzu. Evet, sonuna yayını toparlayalım. Burada çok yazınızı bitirirken söyledikleriniz çok önemli. Ben kendimce değişik şekillerde benzer şeyleri söylemeye çalışıyorum. El-Kaide'nin daha 2001 saldırısından önceden itibaren ama çok da fazla insanlar genellikle komplo teorilerine
itibar ediyorlar biliyorsunuz. Mesela IŞİD'in İsrail'i kurdurduğunu düşürenden ikiz kulelerde Yahudilerin önceden boşalttığına inananlara kadar vesaire. Diyorsunuz ki bu bir gerçek var. IŞİD bir tehdit, sönüp bitmemiş bir tehdit. Sönüyor ama bitmiyor. Onu ortaya çıkaran faktörler devam ettikçe de bitmeyecek bir tehdit. Çatışmalar ve mazlumiyet devam ettikçe insanları radikal yollara sevk edecek örgütler hep var olacak. Bu nedenle radikalleşmenin araçlarına değil nedenlerine odaklanmalıyız. Bunlar çok önemli tespitler ve burada şöyle de bir soru var. Radikal İslamcılığın belli bir tıkanmasında El-Kaide ortaya çıktı. Dünya çapında küresel bir olay olarak. El-Kaide'nin belli bir tıkanmasından sonra o 11 Eylül'de çıtayı çok yükseğe çıkarıp gelen cevaplar karşısında ayakta kalamayınca ya da zorlanınca bir IŞİD çıktı Irak'tan merkezde olarak. Sonra Suriye ve Afrika'ya, Asya'ya yayıldı. Şimdi sizin de çok iyi anlattığınız gibi IŞİD'de çok ciddi sorunlar var. Özellikle Irak ve Suriye'de ilan ettiği devletlerin yıkılmasından sonra başlayan çok büyük bir savrulma var. Bir, IŞİD'in tekrar kendisini toparlama ihtimali her zaman için mümkün ama belki bir yepyeni bir yapılanma da çıkabilir sanki. Yani nasıl hep birileri birilerini aşıyorsa ve burada aşmalarda da terörün seviyesi daha da artıyor farkındaysanız. Mesela IŞİD ile El-Kaide arasındaki en temel farklardan birisi mezhep meselesinin bu kadar IŞİD tarafından aleni ve Şiilerin düşman olarak alenen gösterilmesi olmuştu mesela. El-Kaide'nin çirkindiği, kaçındığı bir şeydi. Sivillere yönelik saldırıların daha bir yaygın olduğu şu bu. Siz takip eden birisi olarak yepyeni bir takım yapılanmalar çıkabilir mi? Ya da IŞİD ve El-Kaide hala bir şekilde El-Kaide de mesela Suriye'de var, başka yerlerde de var. Bunların tekrar canlanabilme, güçlenebilme ihtimali var mı? Teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim. IŞİD dediğimiz şey de, El-Kaide dediğimiz şey de, radikal Senefi, o cihat örgütlerin hayat hikayesi içerisinde belirli bir ana tekabül ediyor. Nasıl El-Kaide kendisinden önce gelen bir takım hareketlerin dönüşümüyle oluştuysa, IŞİD de El-Kaide'den sonraki bir takım dönüşümlerle oluştuysa, bundan sonra belli bir zaman sonra başka bir şeyle karşılaşacağız. Nasıl IŞİD El-Kaide'den farklıysa, muhtemelen yeni karşılaşacağımız şey de IŞİD'den farklı olacak. Örgütlere odaklanırsak, hikayenin tamamını göremiyoruz, sürecin tamamını göremiyoruz. Bakın benim için önemli olan ve izlediğim faktörleri size söyleyeyim. Örgüt çalışabilirsiniz. Örgütlerin eylem tarzlarını çalışabilirsiniz. İçindeki şahısların milliyetlerini çalışabilirsiniz. İşte eylem tarzlarını çalışabilirsiniz. Bunların hepsi terörizm çalışmalarında son derece önemli, hatta moda olan şeyler. Fakat ben başka bir şeye odaklanıyorum. Geldiğimiz noktada bu hareketlerin, bu terör örgütlerinin ortaya çıkmasının nedeni bir takım daha üstün nedenlere dayanıyor. O işte komplo teorilerini falan ben de kesinlikle ciddiye almıyorum zaten. Birisi bana o şekilde yanıt verdiği zaman da tartışmayı kesiyorum. Yani konuşacak bir şey yok benim için o saatten sonra. Eğer IŞİD militanlarının ailelerinin Suriye'de El-Hol gibi, El-Roj gibi 40 bin tane, 50 bin tane kadını çocuğu bir yere kapatırsanız, bunları hem örgütün ideolojisinin daha radikal versiyonları tarafından doktrinize edildiği bir yer yapmış olursunuz. Hem de 10 sene sonra hayatına gözünü açtığı andan itibaren tam anlamıyla kendisinden başka kimseyi görmeyen ya da kendi gibilerinden başkası görmeyen ve sürekli bir travma üzerine inşa edilmiş bir kimlikle büyüyen bir insan topluluğu yaratırsınız. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafında da bizim günlük hayatımızda pek görmediğimiz, hayatımızın bir gündem maddesi de olmayan
Fakat bu hareketlere, bu ideolojilere yakınlık duyanların gündeminden hiç inmeyen bu mevzu Avrupa'da, Asya'da, dünyanın başka yerlerindeki insanları sürekli olarak bu konuda dinç tutuyor. İşte Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Afrika'daki adamlar bu kadın ve çocukların, bu ailelerin veya işte bu şekilde baskı altında tutulan kişilerin mesela kurtarılması için para topluyorlar. Bunlar için organizasyonlar geliştiriyorlar. Bu aslında belli bir topluluğun fikrinin, bilincinin çok daha güçlü bir biçimde, çok daha uzun bir süreye yayılmasına neden oluyor. Günün birinde, tabii ki o inşallah olmaz diyoruz biz ama yani görünen köyde kılavuz istemez. Günün birinde yeni bir daha radikal grup ortaya çıktığı zaman bunun ekibi, ideologu, lider kadrosu bir şekilde bu Suriye'nin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin üretmiş olduğu, işte de PKK-PYD'nin kontrol ettiği filan ya da kontrol edermiş gibi yaptığı, o kampların içerisindeki radikalleşmeden türeyerek dünyaya yayılacak. Bu konuda bir şey yapılmadığı sürece, kaldı ki zaten yapılacak, yani olan da oldu biraz, onu da söyleyeyim. Bu konuda bir şey yapılmadığı sürece artık yerel gündemlerin bir araya gelmesinden kaynaklanan bir yeni durum değildi. Burada bir süredir o ideolojidekilerin, o fikirdeki insanların gündeminin birinci maddesi olan bir olgunun her geçen yıl radikalleştirdiği bir sorunun neticesini yaşayacağız. Bir mesele daha söyleyeyim, onunla bitireyim. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi El-Kaide tıkandı. El-Kaide üzerine, öncekiler tıkandı, Kaide çıktı, Kaide tıkandı. Efendime söyleyeyim, şey çıktı, IŞİD çıktı filan. Şimdi mesela Filistin'de olan şey. Şimdi Filistin'de Ekim ayının 7'sinden 8'inden bu yana çok ciddi bir mazlumiyet durumu. Her gün insanlar orada hayatını kaybeden çocukların, kadınların, masumların, sivillerin hikayelerini görüyorlar, izliyorlar ve bundan 10 sene, 15 sene öncekinden çok daha kısa süre içerisinde bundan haberdar oluyorlar. Onun neden olmuş olduğu tepki bugün şu an belki şu saniyede dünyanın herhangi bir yerinde bir kişinin daha fazla eyleme yönelmesine neden oluyor. Şimdi bunu çözmeyin. O her geçen gün bir şey unsuru üretsin. İnsanları çaresizlikten kaynaklanan bir radikalleşme unsuru üretsin. Ve bir tepkiselliğe yönelsin. Bu El-Hol gibi filan kampları çözmeyin. Bu insanları başka bir düzlemde sürekli olarak radikalleşmeye yönelsin. Sonra da ortaya IŞİD çıktı, Kaide çıktı, yok işte IŞİD çıktı ama onu şu kurdu, bu kurdu. Ya böyle anlamaya çalıştığınız zaman hiçbir yere gidemezsiniz. O yüzden evet, belki 5 sene, belki 10 sene, belki 15 sene sonra karşımıza yeni tarz eylem yapan, farklı örgütlenmeler geliştiren, çoğun şartlarına uygun yeni bir takım stratejiler belirleyen bir örgüt çıkacak. Ama çıkacak. Bunun nedeni bu. Evet, yıllardır aslında benzer şeyleri konuşuyoruz ve genellikle de insanlar tabii olayın köküne inmekte zorlandıkları için olayı kestirmeden bir komplo teorileriyle vesaireyle açıklamaya çalışıyorlar. Bitirmeden şeyi söyleyeyim. Meşhur El-Kaide'nin zamanında İstanbul'da yaptığı saldırılar biliyorsunuz. Önce sinagoglara saldırdılar. Ondan sonra insanlar şöyle bir şeydi, hiç unutmuyorum. İşte biz de sıramızı savdık. Hani dünyanın dört bir tarafında saldırı yapıyorlar. Biz de sıramızı savdık. Halbuki biz mesela 1 Mart tezkeresine hayır demiştik. Ona rağmen Türkiye'ye saldırdı. Ama 5 gün sonra mı, 3 gün sonra mı ne? İngiliz Başkonsolosluğu'yla bir de bankaya yine saldırdı. Ve insanlar hani unutmaya bile fırsatları olamadan tekrar saldırmıştı. Yani şöyle bir olay oluyor. Bizler unutmak istiyoruz ama onlar kendilerini unutturmuyorlar ve böyle devam ederse adları değişiyor belki. Ama yola devam ediyorlar bir şekilde çünkü radikalizmin temelleri bu topraklarda, bu coğrafyada maalesef çok güçlü bir şekilde var. Evet Serhat Bey çok sağ olun. Çok doyurucu bir yayın oldu. Umarım bu konuyu önemseyen insanlara birazcık katkımız olmuştur.
Evet, Profesör Serhat Ekmen'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.